Ota onamga qanday sovg'a bersam ekan deb o'ylanib yurgan birodarlarimizga davlatim otam, jannatim onam naburani tavsiya qilamiz. Bismillah, mana buni qutimizni ko'rishingiz mumkin. Betida Qur'oni Karim tarjimasi hamda Qur'oni Karim kitobi, mana tasbihlari, joy namozlari, hamma narsasi mukammal berilgan. Zamzam suvlari, joy namozlari ham qabilgan. Juda ham sifatli. Mana jannatim onam hamda davlatim otam yozuvlari, yozuv suvlari ham bor. Sizlar agar chet elda bo'lsanglar, inshaalloh bepul yetkazib beramiz. Bularimizni shunaqa kojinli variantlari hamda mana har xil ranglardan ham bor. O'zbekistonni barcha hududi bo'ylab inshaalloh yetkazib beramiz. Diqqat qilinglar, juda ham bir muhim narsa. Kishi o'zining hayotidagi mushkulalardan, alamlardan qutulishini yagona yo'li bir 3-4 ta qizlar, dugonalar bittasiga hila qilishdi. Hasad qildimi yoki bir adovati bormidi? Zino qildi deb turib, haligi qizga tuhmat qilishdi. Bitta doktorni diagnozi bilan o'sha kasalni yelkalarga ilib olmaysizlar. Assalomu alaykum, aziz birodarlarim. Suhbatlarimiz sizga manzur kelsa, like tugmasini bosib qo'ying. Zero siz bu orqali suhbat keng tarqalishiga sabab bo'lasiz va shu bilan birga ajrga ega bo'lasiz inshaalloh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samiun alim. Birinchi oyat. Ey mu'minlar, sizlar Alloh va uning payg'ambari oldida qadam bosmanglar. Ya'ni Alloh va payg'ambarini iznisiz biror so'zni gapirmanglar, biror qadam bosmanglar, biror ishni qilmanglar. Va Allohdan qo'rqinglar. Albatta Alloh eshitguvchi, bilguvchidir. Bugungi asosiy suhbatimizning mazmuni mana shu birinchi oyat haqida bo'ladi. Hammamizga ma'lum, birodarlar, islomda aqida bor, ibodat bor, muomala bor, odob bor. Bu surada zikr qilingan odoblar har bitta musulmonda bo'lishligi shart. Robbisi bilan bo'ladigan odobi, payg'ambari bilan bo'ladigan odobi, o'zini musulmon birodarlar bilan bo'ladigan odobi. Bu birinchi oyat yana aqidaga ham aloqasi bor. Alloh va rasulidan avval bir qadam bosib olmaydilar. Kishi koinotga qarab turib Robbisini taniydi. Uni hikmati, azamati, ulug'ligini taniydi. Rahmatini, adolatini ko'radi. Va Robbisini kalomi bilan bahs munoqasha qilishlik mumkin emasligini tushunadi. Mu'min uchun Alloh va rasulining so'zi keltirilganda taslim bo'lishdan boshqa chora yo'q. Muhokama qilmaydi, fikrini bildirmaydi. Agar kim shunday qilsa, Alloh va rasulidan o'tib bir qadam bosib olibdi. Shu so'zni ko'p qaytaramiz. Alloh va rasulidan o'tib bir qadam bosib olibdi. Mu'min odam oyatlarni o'qir ekan sinamaydi. Oyatlar haqida gumon qilmaydi. Agar Robbisini oyatlarini, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarini bahs maydoniga olib kelayotgan bo'lsa, demak, bu kishida iymonni yo'qligini bildiradi bu narsa. Sami'ana va ato'ana. Eshitdik, itoat qildik deydi kim? Mu'min musulmon kishilar. Qur'oni Karim va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnati mutahharasi bergan yechim ne to'g'ri demasdan, Alloh va rasulining hukmi yechimiga teskari bo'lgan yechimlarni ham to'g'ri deyotgan odam Allohni tanimabdi. Endi unaqa deganing bilan bizi zamonimizga to'g'ri kelmaydi dedimi? Alloh saqlasin, bu odam Allohni tanimabdi. U odam bolasi yozgan qonunni 20 yil ishlab 21-yil problemasi chiqadi. Ha, hali qonunni yangilash bor, o'zgartirish ish bor, chunki nuqsonli edi u. Demak, bu sura musulmon kishini Alloh taolo bilan bo'ladigan odobi haqida so'z yuritadi. Kim Allohni yechimidan ko'ra boshqa yechimni to'g'ri deydigan bo'lsa, Allohni tanimabdi bu odam. Shariat berayotgan yechim bizga to'g'ri keladimi, yo'qmi deb o'ylanayotgan bo'lsa, demak bu kishi Allohni tanimabdi. Agar biron bir mushkula bor, islom hal qila olmadi uni, ammo odam bolasi chiqargan qonun hal qildi degan fikrda bo'lsa bir odam, bu odam ham Allohni tanimabdi. Yuragi bir kasal odamni tasavvur qiling. Oldida bir kuchli kardiolog turibdi. Kardiolog aytdi unga. Uni ko'rib bo'lganidan keyin, tashxis qilib bo'lgandan keyin, siz yurmang iloji bo'lsa.
İloji olsa gapirmagan. Yuragingizga og'ir keladi. Yuragingiz to'xtab qolishi mumkin dedi. Desa shu kasalda oldida birga kelgan o'rtog'i savodsiz aytayapti, aytaveradi deya. Na bo'lot, harakat qil. Harakat qil, harakat qilsang foydasi bor dedi. Mana aytingchi. Bu tabibni oldida bu savodsiz odamni gapirishligi nima deyiladi? Bu tabibni bilmabdi kimligini. Bu dardni nimaligini tushunmabdi. Bu tabibni oldida bir qadam oldiga bosib boribdi. Yuradi, gapiradi, nima bo'ladi? O'ladi. O'ladi. Kim Qur'on va payg'ambarimizning so'ziga xilof yo'l tutgan bo'lsa hayotida, demak Alloh va Rasulining oldida bir qadam oldiga bosib boribdi. Bir kasal tabibni oldiga bordida, kirdi. Tabib uni ko'rganidan keyin kasal aytdi. Men aptekaga borib hozir falon-falon dorini olaman, falon-falon qilib davolanaman dedi. Tabib nima dedi? Nima dedi tabib? Ha nima keldingiz u meni oldimga bo'lmasin dedi. Biladigan bo'lsangiz nima qilasiz meni vaqtim olib dedi. Mo'minmizmi? Alloh va Rasulining hukmi turgan paytda biz o'zimizni fikrlarimizni bildirishimiz mumkin emas. Aks holda hozir aytayapmiz, Alloh va Rasulidan bir qadam nima qoribmiz? Oldiga bosib yuboribmiz. Agar Allohning kalomini, payg'ambarning so'zini o'zimizning ilmimizga, tajribamizga, tushunchalarimizga taqqoslayotgan bo'lsak, juda ham katta xato qilamiz. Biz kimmiz, birodarlar? Biz kimmiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam gapirayotgan gaplari Robbisi tomonidan yuborilayotgan vahiy. Allohning kalomida, birodarlar, adashlik, botil, nohaqlik bo'lmaydi. Unda ixtilof yo'q, zaiflik yo'q, bironta qarama-qarshilik yo'q. Odam bolasi har qancha ilmli bo'lmasin, har qancha tajribali bo'lmasin, har qancha uzoq umr ko'rgan bo'lmasin, u maxluq. Maxluqni ham yo'g'i cheklangan. Umri ham, quvvati ham, moli ham, ilmi ham. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulihi. Ey mu'minlar, sizlar Alloh va uning payg'ambari oldida, ya'ni u ikkisining iznisiz biron so'zga yoki ishga qadam bosmanglar. O'zi mu'min odam qanaqa bo'ladi? Allohning so'zi turganda qanday bo'lishi kerak? Mavqifi. Astaydu billah. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allohu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Alloh va uning payg'ambari bir ishni hukm qilgan, buyurgan vaqtida biron mu'min va mu'mina uchun Allohning hukmini qo'shib o'z ishlarida ixtiyor qilishi joiz emasdir. Ramazon keldi, roza tut deb Alloh buyurdi. Tutsammikin, tutmasammikin? Saratonda bo'lib qoldi-da. Alloh taolo aytdi, bir yil to'lganda nisob yetgan bo'lsa zakotni ber dedi. Desa, bersammikin? Yo, krizis bo'lyapti-da. Bir mu'min odamda ixtiyor bo'lmaydi. Mu'min odam eshitdim, itoat qildim deyishli kerak. Agar o'zini fikrini muqaddam qilsa, Allohdan bir qadam oldiga qadam bosibdi. Bir musulmon tabibadan so'rashdi. Ko'p xotinlik haqida fikringiz qanday? Haliga tabiba aytdiki, Alloh Qur'onda muboh bo'lgan narsa ish ustida meni fikrim bo'lish kerakmi dedi. Mana haqiqiy mu'minlarning javobi. Alloh ruxsat berib qo'ygan narsa ustida meni fikrim bo'lish kerakmi? Yana qaytarib aytaman, Alloh va payg'ambarning so'zi turganda mu'min taslim bo'ladi xolos. Fikrini bildirmaydi. Fikrini bildirmaydi. Aytdim-ku, asosiy gap shu haqida bo'ladi bugun. Alloh va Rasulidan bir qadam nima qilsiz? Ilgarilab ketibsiz, bosib boribsiz. Masalan, riba masalasi bor. Alloh taolo ochiqdan ochiq aytib qo'yibdi, "Yamhaqullohu riba va yurbis sadaqot." Alloh taolo sutxo'rlikni foydasini yo'q qiladi, sadaqalarning foydasini ziyoda qiladi. Pul bor, uni aylantirish kerak. Pul topish kerak, daromad qilish kerak. Yaxshi, bu bor, qilish kerak shunaqa. Xo'p, qanday qilsa to'g'ri bo'ladi? Shunda inson o'zini noqis aqli bilan eng zo'r yo'li deydi, prosentga berish ekan deydi. Berasan ekan, ishlamaysan ekan, suv kelganda pulni olasan ekan, zo'r ekan deydi. Yana qaytarib aytamiz, o'zini noqis aqli bilan shu xulosaga keldi. O'zi nima deyishli kerak edi? Riboga berish mumkinmi? Shariat nima deydi bu masalada deganida to'g'ri bo'ladi. Alloh taolo aytib qo'yibdi, riboni foydasini Alloh taolo yo'q qiladi. Bu hukm. Nima deydi? Biz deydi, hozir kredit olganlarga yaxshi sharoit qilib berdik.
14% 10% tushirib qo'y desa, xursand, hali procentga pul olganlar, 4% tushib berdi. Voy, musulmon odamgacha 0.1%, 0.001% desa ham olmaydi. Chunki uni ati nima? O'ylanib ham o'tirmaydi. Chunki u fikrini ishlatishi mumkin emas. Mu'minga Allohning hukmi turganda tamom, taslim bo'lishdan boshqa ishi yo'q. Riboga pul berib boyayotganlar ehtimol hozir boyayotgan bo'lib ko'rinayotgandir. Allohning hukmi turibdi, xor bo'lishi aniq. Bu dunyoda ham, oxiratda ham. Faqat masala nimada? Vaqtda. Ettaganmi, lekin xor bo'lishida shubha yo'q. Yana qaytarib aytamiz. Inson o'zini ojiz aqli bilan, noqis aqli bilan Allohning hukmi turganda o'zi mulozo qilsa, yutqiz olgan faqat o'zi bo'ladi xolos. Bundan tashqari odam bolasini o'zini aqliga suyanib chiqargan hukmlari faqat shu dunyosini muolaja qilish uchun chiqarilgan hukm bo'ladi. Oxirat haqida o'ylamaydi inson. Mana o'zini aqliga suyanib turib chiqarilgan hukmlarda qoidalardan bittasi inson hur, o'zi xohlaganda yashash kerak. Ha, hur inson oila qilish qilmaslik ixtiyorida. Xolisa xoli bir necha bir jinsiy partnyorlari bo'lishi mumkin. Ha, xo'p, nima bo'ldi shu xulosaning orqasidagi natija? Zino ko'paydi. Valada zinolar ko'paydi. Jinsiy kasalliklar ko'paydi. Erkak erkakka uylandi, ayol ayolga uylandi. Insoniyatda tomiriga bolta urildi. Oila degan narsani yo'q qildi bular. Farzand ko'rishni xolamay qo'ydi bular. Karyerasiga almashtirib oldi oilani ayol kishi. Kim tug'adi endi ayollar karyerada yursa? Yana qaytarib aytaman, o'zlari o'ylab topgan qonunlar bilan jamiyatini tartibga keltirishib oldi. Allohni oila degan, farzand degan, er degan, xotin degan yer yuziga qo'ygan sunnatini inkor qilishdi. Qirilib ketishligi vaqt masalasi qoldi xolos. Odam bolasi faqatgina shu dunyosini obod qilish haqida fikr qiladi. Yechimlar ham shunga yarasha bo'ladi. Ammo shariat insonni ikki dunyoda saodatli bo'lishlikka yetaklaydi. Tasavvur qiling, mana shu yechimlardan bittasini. Bir mamlakatni tasavvur qilinglar, aholisi haddan tashqari ko'payib ketdi. Tabiiy resurslar yetmayapti. Shuning uchun o'sha mamlakatda hukumati qaror qildi. Bitta oilaga bitta farzand. Natija qanaqa bo'ladi? Bitta farzand bo'lishi kerak, ikkita mumkin emas. Shunda homila bo'lib turgan paytida bu bola qaraydi. Agar qiz bo'lsa, olib tashlaydi. Nima uchun? Abort qiladi. Nima uchun? Shu oilani otasi, erkak kishi o'zini naslini davom etishini xohlab, o'sha bir dona farzandini o'g'il bo'lishini xohlaydi. Endi hamma shuna qilsa, naq o'g'il bola tug'ilaversa, ayollarda nima bo'ladi bir holati? Tushunyapsizmi? Inson bolasi dunyosini isloq qilaman deb bitta qarorni qabul qiladi. Ozgandan keyin uni xatosi chiqadi, uni tuzatadi, uni ham hatto tuzatadi, cheki yo'q. Ammo Alloh taoloning hukmi, shariatning hukmi har qanday zamonga, har qanday makonga mos tushaveradi. Chunki u Robbil alamin tomonidan yuborilgan. Insonning hamma ehtiyojlarini, hamma g'arizalarini chiroyli suratda qanoatlantiradi. Mu'min kishi Alloh va Rasuli hukmi turganda o'zini fikrini bildirmaydi. Allohning manhajiga teskari bo'lgan qarorlarning oqibati achinarli bo'ladi. Mana bir necha yillar avval Avstraliyada 20 millionta qo'yni otib o'ldirib, yerga ko'mib tashlashdi. Nima deb o'ylaysizlar? Nima uchun bunday qilishdi? Virus masada soppa-soq qo'ylarida. Iqtisodchilarda tilida chiroyli so'z bor. Spros i predlojeniye deydi. Talab va taklif. Nimaga o'ldirishdi buncha qo'ydi? Chunki agar shu 20 millionta qo'y bozorga kiritilsa, go'shtni, qo'yni narxi tushib ketar edi. Shuning uchun narx-navoni ushlab turishlik uchun 20 millionta qo'yni yo'q qilib yo'n tashlashdi. Chunki bu qonunlar insonlarning aqliga tayanib turib chiqarilgan qonunlar edi. Ma'qulmi? O'shuncha har birimiz o'zimiz oilamizda 3ta, 4ta, 5ta bolamiz bilan qilayotgan muomalamizda Allohning hukmi emas. O'zimizni tajribamizdan kelib chiqib turib hukm qilib, ularga o'zimizni tushunchamizdan tarbiya beradigan bo'lsak, buni ham oqibati achinarli bo'ladi. 6ga, 7ga kirgan bolamizga jo'natib yuboryapti. 10ga kirib kirmagan bolani Yevropaga jo'natib yuboryapti. Nima deyapti?
üç kultulu okutar iken, yakşı, yakşı, yakşı. Balayın yokatı koyuşunu bilmiyorsan mısın? Bu bala 15-14 yaş geçe ananı mehrige, otanı bir rayasıya muhtaç. Özünü, kimliğini körsün, milletini, dinini, ürfü adatını düşünsün. Keyin cönet balayını, birader, yokatı koyuyorsan balayını. Keyin kemiği koy yaptılar bir hakkı. Hani mekala ben de iliyada değilim. Ana şu kararlar diyene bittes gibi misal. Bir adam başka memleketke tırışılık yerine köçüp bağırdı. Özü bağırdı. Yani bağır hatun bağır çakası özünü yürttü de. Yeni köçüp bağırken cahideki kanunlardan bittesi. Eğer şu adam mı şu yurttakiyle tapu ekken pulu âli derecede olmasa, katta pul tapmasa ailesine ap gelişteki ruhsat yok iken. Yani bu adam kendi bir yıl işledi, iki yıl işledi, ta âliydi, âli derecede ap çıkın üçe. İki yıl, üç yıl, beş yıl ihtimal hatunsız yürüdü. Hatunan özünü yurttu da ersiz yürüdü. Ha, hatunadan uzağa yürüyen kendi mi oladı? Eri yok yürüp hatun uyudu. Bir yerde ne mi oladı? Hani eri hatunda birge kımaslık acıratıp o iş değil sünni ravişte. Bu Allah da Allah'ını sünneti ihlal koyan iş. Bille bu iş değil kere gibi. Yani şu kanunda kılıyordu. Yani nasıl nasıl haberlaşı, zina, çünkü o şekilde nasıl köpeği kötü oradı. Kulası Allah Azze ve Celle'nin açık hükümü turganı da onge başka nesane badil kılıp keltiriş onu onge insan özünü fikrini rayına etişi Allah ve Resulü'nün aldı da kadem koyuşluyum oladı. Müslüman adam hazır etkenimizde günü kabul mülahaza kılıp teşirip şu tor kelam eken tor kemas mekinde oturmaydı. Allah da hüküm ama kılaması emnime deydi şu toru deydi. Şunu kılama yapız lakin şu toru. Allah da Allah'ın kitabıya asaslanan nizam başariyet için en münasip nizam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabaları adabının en âli makamı dediler. Badr günü de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem koşul için joy tanladılar. Şunda Habab ibn Muzir radıyallahu anh'u gelip soradı. Ne edip soradı hani? Ya Resulullah, bana şu yerge toktaşını Allah sizge vahiy kıldı mı? Eğer şunu diyor olsa hiç kendi gap sözünü boyunsunamız. Ya bu siz ne? Fikriniz ve can için kıyan hilez mi? De soradı. Peygamberimiz attılar. Balıhu ve rayu ve makide. Bu fikir ve hile. Bu cage toktaşlık. Resulullah'ın şu işi vahiy emasligini bilgeneden keyin Habbab-ı Munmunzu raziyallahu anh'a etti ki onda bu cage yakşı cage emas dedi. Yani bomaptı orasını uçacak mı? Bu canmaz mı? Düme de geniz bu deme yaptı. Adaptı göreyim. Peygamberden akla götüp geçişiydi halama yaptı. Dikkatliyle Cüleyhan bir muhumlarsa. Kişi özünün hayatındaki müşkülelerden, alamlardan kurtuluşunu yegane yolu Allah'ın yeşimi de kabul kılışı. Hayatındaki mihnet meşakkatlerden kurtuluşunu yegane yolu Allah'ın yeşimi dese insan ve şimdi kılalsa, kurtuladı hayattaki meşakkatlardan. Eğer onu de demese, özünü kellesinden yeşil çıkaraman dese bu adamı müşkülası duyamaydı. Garplik, mütefakkirlerden bittesi, özünü Al-İnsan, Zalikel Mechul degen kitabı da, şimdi bir fikrini keltiredi. Yani cemiyette acilaşçılar köp, ailelerde bozuluş köp, ballarda yetim bulup getirdikleri köp, şu muammanı körüp, uzağa oylanıp, izlenip, bir tatbikat alıp orgenden kendin hulasasını karayın. Erkek kişi, özünün ayarlıdan başka ayarlarla karamasılığı, köp müşkülelerinin geçimi degen hulasaya kendin. Gazdır, basar. Erkek gözünü tiyse, cüzdükü muammalarımız hal bularken de yaptı. İslam erkeğinden hemen talep kıladı. Aynı şunasını talep kıladı. Ayarlıdan şunasını talep kıladı. Erkeğim, ayağlar ne maksın? Közünü tiyse, bunlarda yurtta tolup taşıp gitken muammalar bizde bu mıydı? Makul mu? Yani, Garip'te türlü bahanalar bulan veçilinkeler ötküzeldi. Tugulgen gün, 50 yıl, 60 yıl, hani bir prezentasyon. Kulas erkeği ayol yığılıp veçilinkeyi yığıladı. Yani özünü hem kösatıp geladı, başkalar diyen ne makaladı? Ana şu veçilinkeye borgen erkeğler, özünü ayağlardan başka ayağlarına kalıp közlerini kondurmak şu boladı. İhtilat, erkeği ayol aralaşadı, birbirinden yaplaşadı ve şimdi ki tüyüyenle kendim oladı. Eğer rahsız degen sıfat koyan olsa o erkeği de. Hatını birbirinden yaplaşıp tüyüyenle ki bari buluşadı. Sen demek ki muhabına yaplaştın dedi. Eğer rahsız degen sıfat koysa.
Keyin oila buzunib ketmasa ham bir-biriga nima qiladi? Sog' muomalada turadi. Sababi nima desiz bu mushkulani? Erkak ham ayol ham ko'zini tiysin degan Alloh taoloning hukmidan manhajlar nima ketgan bular? Chiqib ketgan. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulihi. Ey mu'minlar, sizlar Alloh va uning payg'ambari oldida, ya'ni ikkisini iznisiz biron so'z yoki ishga qadam bosmanglar. Kimdir aytishi mumkin, nima endi? Umuman aqlimizni ishlatmaymizmi? Ha, ishlatamiz. Qur'onni hukmlarini to'g'rimi, noto'g'rimi deb ishlatmaymiz aqlimizni. Qur'onda bir kamchilik bormikin deb turib izlanib aqlimizni ishlatmaymiz. Balki oyatlarning mo'jizasini o'rganish uchun, son sanoqsiz foydalarini bilishlik uchun, hayotda tatbiq qilishimiz uchun aqlimizni ishlatamiz Qur'on o'qiyotganda. Ammo hukmlarning ustida aqlimizni ishlatmaymiz. Alloh buyurdimi? Buyurdi. Bo'ldi, qilamiz. Alloh qaytardimi? To'xtaymiz. Aql mu'min Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlari turganda o'zini aqlini ishlatmaydi, fikrini oldiga surmaydi. Tasavvur qiling, bir majlis hadis ilmida peshqadam bo'lgan, zamonasining peshqadam muhaddislaridan bo'lgan bir odam o'tiribdi ilm majlisi. Va qolganlar, majlisdagilar, endi bu ilmga endi kirib kelayotgan talaba ilmlar. Bu kishini qadrini bilganligi uchun, bu kishidagi ilmni nimaligini tushunganligi uchun bu majlisda o'tirgan talaba ilmlar indamay o'tiradi, sirri bosib, haybati bosib. Endi kimdir gapirsa, hadis ilmi haqida bu olim turganda gapirayotgan bo'lsa, demak bu odam bu olimni qadriga yetmabdi. Qadr qiymatini bilmabdi, agar bilganda gapirmasin. Yana qaytaramiz, Allohni payg'ambarning hukmi turganda fikringiz aytyapsizmi? Alloh azza va jallaning manhaji komil, to'g'ri manhaj. Siz bilan bizni hayotimizda bor bo'lgan mushkulalarning hammasini chiroyli suratda hal qilib beradi. Qur'on va sunnatning hayotdagi yechimlarga, mushkulalarga qo'yayotgan yechimi shunday yechimki, bu yechimlarni ortidan pobochniy effekt bo'lmaydi. Pobochniy effekt nima? Doriga yozib qo'ygan. Pobochniy effekti deb turib, zud deydi, allergiya deydi. Xullas, bu dori o'zi foyda, lekin ayrim joylar zarar qilishi mumkin. Masalan, palonchi komponenti yoqmasa qichishi mumkin badaningiz, yoki istimizni ko'tarishi mumkin. Odam bolasini hayotda bo'layotgan mushkulalarga qo'yayotgan yechimini pobochniy effekti albatta bo'ladi. Aytdik-ku, mana ayrim mamlakatlarda odamda soni ko'payib ketyapti. Odamda soni ko'payib ketsa muammo bo'lib ketadi deb turib, odamda sonini qisqartirishlikka qaror qabul qilishdi. Bir dona bola bo'lsin oilada dedi. Endi bir dona bola bo'lish kerak bo'lsa, ota o'zini naslini davom ettirish uchun o'sha bitta bolasini o'g'il bo'lishini xohlaydi. Binobaran ham o'g'il ko'raveradi, qiz bo'lsa olib tashlaydi homiladorlik paytida. Qarabsizki, erkaklar ko'paydi, nima hozirib ketdi? Ayollar zo'yib ketdi. Shuning uchun Qur'on va sunnatni hayotda bor bo'layotgan mushkulalarga qo'ygan yechimi mukammal yechim, uni pobochniy effekti yo'q. Allohning hukmidan uzoq bo'lishdan ehtiyot bo'lish kerak. Alloh azza va jallaning hukmlarini bajarmaslikka, ularga beparvo bo'lishdan hushyor bo'lishlik kerak. Aks holda buni natijasi juda ham achinarli bo'ladi. Mana xatiblardan biri aytadi, xutbani tugatganimdan keyin bir kishi meni oldimga kelib yig'lab qoldi. Sababini so'rasam, ayoli unga xiyonat qilayotgan ekan. Kim bilan xiyonat qilyapti ayoli sizga desam, qo'shni bilan deydi. Qanaqa qilib tanishib qoldi qo'shningiz bilan desam, qo'shnim bizning uyimizga kirib chiqib turar edi. Birga o'tirganimizda qo'shnim bilan ayolimga aytar edim, "Ke, o'tiraver bu yonimizda. Bu bir ukang qatori" deb qo'ygan edim. Ana, mushkula qayerdan boshlandi? Alloh azza va jalla ixtilotdan qaytargan. Nomahram erkak ayollarni aralashib yurishi mumkin emas. Qo'shni erkak kirdi, ayollar bilan birga o'tirdi, ko'zi ko'ziga tushdi. Xullas, Allohning hukmiga xilof ish qilingan edi. Buni natijasi o'ta bir achchiq bo'ldi. Mana endi 5ta farzandli otasi bo'lgan bu kishi nima qilishini bilmasdan turibdi. Hayotni qarasak ham shunaqa. Biror bir mushkulaga kirdingmi? Sababini qidiringda. Yo kitobda, yo sunnatda aytilgan bir ishga teskari yo'l tutgansiz. Demak, yer yuzida qanaqa mushkula bor bo'lsa, buni sababi Allohning manhajiga teskari ish qilinganligi. Endi g'arbda, sharqda ko'ryapsizlar, buni haqiqat ekanligi mana hammamiz ko'rib bilib turibmiz. Endi Allohning manhajidan uzoqligiga
Sebep ne mi adamlarına? Adamlarına Allah'ın iman hacıdan uzaklığa sebep ne mi? Cahillik. Değil mi? Birinci oraya ne çıkıyordu? İlim çıkıyordu. Birinci oraya ilim çıkardı. Eğer ilim bu midyan olsa, biz zor iş kılıyoruz da konuşur oramız. Biz takva kılıyoruz da ümmetli bol oramız. Biz hak yoldamız da ümmetli arkaya tartı oramız. İlim, ilim, ilim buradan. Ya eyyuhallezine amanu la tuqaddimu beyne yedeyillahi rasuli. Ey müminler, sizler Allah ve onun peygamberi aldı da, yani şu ikisinin iznisiz biron söz açışka, ya ki biron iş kılışka kadem basmaylar. Bunun nüge? Vattakullah. Allah'dan korkuylar. Allah'ın hükmünü bildik, itaat kıldık. Bana bunu haram dedi, tiyildik. Bana bunu farz dedi, kıldık. Şunu diye kısa yaşı var. İnna Allah'a semiyun alim. Ayetinin devamı. Elbette Allah Ta'ala eşitgücü ve bilgücü. Şerif hükümde eşitiz. He ona degenim bilen, mana kısa mana bulat da, mende kısa doğrumaz mı deyip durup, Allah'ın sözüden, öz yüzü sabi, söz yüzü mukaddam kılıp yapırdıyız, Allah eşitti. Şimdi şimdi halat buladı, yapır mıyız? Hayal izle ötedi. Bunu bilip duradı Allah. Demek ki semiyun alim, Allah da Allah yapırsan eşitledi bunu. Eğer yapırmazsan kalbinden ötküsen Allah biladı bunu. Çünkü kalbinden ötküsün o buradar. Mumun adam için Allah ve Resulünün sözü durgen de başka bırağın nasıl onların aldığı düşe almaydı. Gerçi kılamasa yemçiyi buradarlar. Ve şu Kur'an'daki doğru da koyuyorduk. Gerçi üddasını ötan bekken bu seken ve şu sünnetteki nasıl doğru da koyuyorduk. Hüküm durgen de Allah'ın hükümü, peygamberin hükümü hayalizge başka nasıl kemesin. Tamam taslim buluşun gerek. Demek gapirsiz Allah işitip duradı. Gapirmezsen natorun da sana hayalksız Allah bilip duradı. Daimi suratta Müslüman kişi küzatuvda. İslam'ın hammasi adab ve hulq. Allah Ta'ala bana şu suradaki keyingi ayette aytadi. Estaizu billah. Ya eyyuhallezine amanu la tarfa'u asvatakum fawqa sawtin nabi. Ey müminler, özilerde ovazilerini nabinin ovazından balat kötermeyler. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i aldı da kan diye turuşunu kelelegini sahabalar Allah Ta'ala örgüt yaptı. Ağzı ileride kötermeyeler. Ateş bilen kılıyken de muamelesi adab buluş gerek. Dostlar bilen muamele kılıyken de adabiz var. Şimdi Muhammed Aleyhisselam bilen muamele kılıyken de adabiz bu adablarda bramtası yokşaması gerek. Aşınız dostiz, siz onge tengsiz. Her kança muamele kısız yarışar. Ama siz Muhammed Aleyhisselam'a tengmezsiz. Resulullah'ın hadisi ayetliyken de fikir izi mukaddem kımayın. Resulullah'ın hadisi ayetliyken de polonçi akizden işe yaptı yapırmayın. Çünkü bu hadis. Bu hadis. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah Ta'ala'nın Resulü. Bana sahabalar peygamberimiz bilen muamalakı kendi kanka bir adapta durgen hariler. Zeydül Hayr raziyallahu anhu Müslüman oldu. Resulullah özünü hücreye sağladı yap gitti. Resulullah özünü hücrelere yap geldiler de bir damı yastığı vardı. Zeyd'i uzattı yan başla valiydi. İslam'a en dikirdi bu kişi. Karın adaptı. Sizi aldı izlemeyi yan başlamayayım ben ya Resulullah dedi. Ana adap. Ana hulk. Sahabalarga Allah tarafından büyürük oldu. Neme büyürük oldu? Avaz ileride peygamberde avazıdan kötermeyler. Bunun sebebi var. Kişi bilmeyen halde kılıyken ameli habada boş geçişi mümkün. Eğer peygamberden avazını balat götür oluyor musun? Yani sahabalar bu yerde Resulullah'a müracaat kılmakçı olsa ey Muhammed deyiş gerekmez. Ne deyiş gerek? Ya Resulullah deyiş gerek. Ya Nebiyallah deyiş gerek. Kecehri ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum antum la taş'urun. Ta ki kılgen yakşı amelleriniz, özleriniz sezmeyen halde behuda, befayda bulup kalmasınlikler için Resulullah'a yapırken ileride birbirlerine yapırken de açık dağal yapırmıyorlar. Sahabalar eğer peygamberimizde dağal muamala kısa ameller habada bulup geçin Allah dolayı diyebdi. Kemterlik ve adab muminin sıfatlarından. Allah dolayı sahabalarına peygamberden avazıyla da balat kımıyorlar dedi. Şimdi peygamberimizde hem büyürük verdi. Sahabalar bilen kanaka muamla kılışını gelir. Estağfirullah.
وَحْفِذْ جَنَاهَكَ لِمَنِ اتَّبَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Ey Muhammed Aleyhisselam, özünüzge ergeçken mumun bolgan kişiler için kanatınızı pas tutun. Kaytaramız, sahabalar, peygamber bile muamele kıyanda ağzını kötermeyi adab bile duruş gerek. Resulullah özünün sahabalar bile muamele kıyken de onlarda altı da kemtarağına duruş gerek, kanatını pas tutuşluğu gerek. Bana Resulullah aynı şunu diye muamele kıyanlarını birkaç dalillerini görüp çıkamız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir top sahabalarından safar dediler. Toktaşı bir koyunu pişiriş gereği buldu. Bir sahaba etti, men koydu soyamam dedi. İkincisi etti, men terisini şilemem dedi. Üçüncüsü, men pişiremem dedi. Resulullah ettiler, ve aleyye camul hatab. Men otun terip gelemem dediler. Memleketteki birinci adam. Müslümanlar cemiyetteki en âli insan. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem indemi oturursalar bol orada. Men otun terip gelemem dedi. Balige rahbar bo'lgan, adamlar dostlar bir iş yürütüyken hocayın adamlar örgeni koysun. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayat işi buralarla başından ahır geçe ibret. Mesela Süleyman aleyhisselam paşalarga, boylarga, kazılarga ibret. Ama kembeğalarga ibret bulamaydı. Çünkü kembeğal olmayan kişi. İsa aleyhisselam, biz yaş görmemiz, bizim peygamberimiz, boyda kolundaki pulu yok, yiğit, ailesi yok. Biz uylengenimizden ki İsa aleyhisselam bizi ibret bulamaydı. Çünkü uyağı yok. Uylenmeyen, balaçaka kımayan, ticaret kımayan, pul tapmayan. Ama Muhammed, hani, hatta peygamberler hem hamması ibret bulur muydu hemmeyen. Ama Muhammed aleyhisselam ki, yetimliğinden başladı hayatını. Atası ötüp boyamadı dünyaya kegene de. Yetim baladan başlayıp bitti memlekette katta rahbarı buluşup geçe kança etap olsa hamasını basıp gelirler sallallahu aleyhi ve sellem. Boyda boyanımız diyemiz ki ibrat. Kembakar boyanımız diyem ibrat. Boy boyanımız diyem ibrat. Kuvvetli boyanımız diyem küşlü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatını okuyduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abab tıklarıylar. Ben ayet koydum. Ki hapı umuyorlardı benden deme yaptılar sallallahu aleyhi ve sellem. At yaptılar ki a'lamu annakum takfunani bilaman özüler iflalesler bu işte men sizam velakinna Allah yekrahu an yara abdahu mutamayyizan ala aqranihi lekin Allah taala bir bandani özünü hamrohlaridan ajralib olishigini yomon ko'radi dedilar kim kim oturishi mumkin Rasulullah kim kimni mesela hurmat qiladi sahobalar Rasulullah hiç kim burada hurmat qilolmaydi peygamberimizi sahobalar hurmat qilgandek hiç kim öpkelemeydi. Oturup aldıysa biz ya özümüzü yıkıldırıp koyduk. Ama Resulullah'ın makli yaptılar. Ana, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabaları bile kendi bir sadde, kemtaranla muamelada koyuyorlar. Et yapısı İslam, adab. İslam, hulk. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Badr gazvatıya çıkıp giderkenler, Müslümanlarda, Müslümanlar koşunada mingeni ulav yeterliymez. Şimdi Resulullah buyurdular. Bitti ulağını üçte adam nevbatlaşı minip kessin. Bitti ulağını üçte adam nevbatlaşı minip getirdi. Öçürdüler. Vettiler Peygamberimiz ve ana ve aliyyun ve abu lubabata ala rahila. Min Ali ve abu lubaba bitti rahilanı, bitti tüyanı minemiz dedi. Hop nevbatlaşı minip kendi şey yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nevbatı kegenden ki uzak mindiler. Kim? Almaş alıyorum fayet kegende Ali ve Lubaba raziyallahu anhuma ya Resulullah ketoriyin biz razımız de işte. Zora? Kardeş ne zorda? Bu Muhammed Aleyhisselam. Çünkü muamelada buluş gerek sahabalar. Çünkü Resulullah uzat. Resulullah ettiler. Mâ entum bi akva minni ala sayr. Sılar yürgeni menden göre küçülüğü rağmaz sılar. Ve la ana bi agna minkuma ala acir. Men esa acilge bir hacet emas mı? Men gem acil kerek. Ana Allah Teala kanatınızı pas tutun dedi. Resulullah sahabalarla bana şuna lütfüle muamla kıldı. Sadda. Sahabalar ya avazıyladı kötermeler dedi. Onlar avazlarını kötermedi. Bu orunda işimiz kere bu genlerse bizim zamanımız dedi peygamber yok. Peygamberlerde varisleri var. Al-ulema'u varasatul enbiya. Ulamalar, peygamberlerinin orun basarları. Demek bizi adabımız bana şu ulamalar gel. Peygamber gel, sahabalarının adabı bugün de kabul işleyi gerek.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nisbatan odob bilan kim tura oladi desa, Rasulullohni tanigan, u zotni qadrini bilgan odam. Alloh taolo aytibdi: "Va antahbata a'malukum wa antum la tashurun." Ey iymon keltirganlar, Muhammad alayhissalomdan ovoz yaratib balat ko'tarmanglar. O'zingizlar bilmagan holda amalinglar xabada bo'lib ketadi, deyapti. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Allohning rasulida biz iymon keltirganimizdan keyin u kishining har bitta aytgan so'zi ham Allohning vahiysi ekanligini bilishimiz kerak. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ammo payg'ambarimizga o'zimizni teng bilsak, Rasulullohning bitta so'zini qabul qilib, ikkinchisini qaytarayotgan bo'lsak, o'zimizga muqaddam qilayotgan bo'lsak, bilmagan holda amallarimiz xabada bo'lib ketib qolishlik xavfi bor. İlimning dalili odob. Odob ilimning dalili. İlim talabida yurgan ukalar, agar odobimiz o'rnida bo'lmasa, demak bizda ilim yo'q. Odob yo'qmi? Demak ilim yo'q ekan. Odob sizni ilmingizga dalolat qiladigan miqyos o'lchov bo'ladi. Alloh taolay aytadi. Keyingi oyatni o'qiymiz. Astagfirullah billah. İnna allazina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika allazina imtahana Allahu qulubahum littaqva. Albatta Allohning payg'ambari huzurida ovozlarini past qilgan zotlar ana o'shalar Alloh dillarini taqvo uchun imtihon qilgan, ya'ni taqvo imtihonidan o'tgan kishilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari Rasulullohga shunday muomalada bo'lishdi, chunki Rasulullohning qadrini bilishgan. Rasulullohni yaxshi ko'rishgan. Biz ham Rasulullohni qadrini bilamizmi? Shariat bizdan talab qilgandek Rasulullohni yaxshi ko'ra olyapmizmi? Agar yo'q, talab darajasida emas desek, o'zi shunaqa. Sababi Rasulullohni tanimaganligimiz. Faras qiling, aeroportda samolyot qo'ndi. Shu samolyotda kelganlarni kutgan odamlar chiqdi. Shularda orasida ko'z kasalliklar bo'yicha nohatda bir yetuk mutaxassis bor. Uni kutgan 3-4 ta tabib chiqqan, odamlar tanimaydi bo'yiga tabibni. Bir juda ko'p ko'zida dardi bor kishilarni dardini kechishiga sabab bo'lgan. Ko'zi ko'rlar ehtimol ko'zini ochgan. Endi mana shu kishi kirib kelyapti samolyotdan tushib. U kishini kim qadri yetadi? Xuddi shu kishiga o'xshagan ko'z tabiblar qadri yetadi. Qolganlar uchun oddiy odam. Savdogar uni qadrlamaydi. Savdogar o'ziga o'xshagan savdogarni qadrlaydi. To'g'rimi? Agar biz Rasulullohni qadrlay olmayotgan bo'lsak, yaxshi ko'ra olmayotgan bo'lsak, demak hali tanimayapmiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni. Shuning uchun musulmon odam ham uni qadriga yetadigan odam bilan birga yurish kerak. Siz fazilat degan narsani fazilatda bilsin u odam, shu bilan birga bo'ling. Siz ayib degan narsani u ham shu ayibda bilsin. Shunaqa odam bilan bo'ling, chunki siz iymondasiz, namozda, zikrda, Qur'on tilovat qilasiz. Sizni qadringizga yetadigan bilan birga bo'ling. Agar din diyonatdan bexabar, faqat dunyoda quli bo'lgan odam bilan birga bo'lsangiz, oyligingiz qanaqa deydi? Topish tushingiz qanaqa deydi? U uchun birinchi narsa nima sizdagi qadrli narsa? Pul. Sizni yuzga borib qolsa mabodo, qana yashayapsan bu yerda deydi. Shuni hayotmi deydi? Qani asrayapsizlar bu yerga deydi. Shuning uchun bizni qadrimizni bilgan odamlar bilan birga bo'laylik. Musulmon birodarlar. Ma'qulmi? Shuning uchun aytiladi: "Man dakhala alal aghniya taban gharal mu'mini kharaja min indihi wa huwa alallohi sakhitun." Kim bir boylik uyiga kirsa, endi bu xudo bexabar boy deb tasavvur qilaylik. Din bilan ishi yo'q, faqat dunyoga qul bo'lgan. Kim shunaqa boylik uyiga kirsa, u boylik uyidan chiqib kelayotganda shu odamning qalbi Allohdan norozi bo'lgan holda chiqadi. Nimaga? Qara dedi, uyga kelib o'zingizni yuz ko'rilmadingiz. Vaholanki sizga boyligingiz Allohga bo'lgan iymoningiz bilan edi. Azizligingiz harom xarishdan uzoq bo'lishligi bilan edi. Ulug'ligingiz taqvo bilan edi. Ammo ularni ichiga kirdingiz, ularni o'lchoviga tushdingiz, hech kim emassizda. Ma'qulmi? Xulosa, bizni qadrimizga yetgan odamlar bilan birga muomalada bo'laylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari payg'ambarimizga shuna bir hurmat bilan turishardiki,
xuddi boshiga qush qo'ngan odamdek turishar edi. Qimillasa uchib ketadi. Bu Rasulullohga bo'lgan hurmatidan edi. Dinning 5 dan 4 qismi odob deylar ekan. Dinning 5 dan 4 qismi odob deylar ekan. Alloh bilan bo'ladigan odobimiz bor. Rasulullah sallallohu alayhi vasallam bilan bo'ladigan odobimiz bor. Ota-onamiz bilan, do'stlarimiz bilan yurganda, turganda, hazilda, yeganda, ichganda musulmon odamda odobi bor. Odob dinning 5 dan 4 qismi deyildi. Albatta Allohning payg'ambari huzurida ovozlarni past qilgan zotlar, ana o'shalar Alloh dillarini taqvo uchun imtihon qilgan zotlardir. Ular uchun mag'firat va ulug' ajr mukofot bordir. Kishi Alloh va Rasulini qancha yaxshi tanisa, musulmonlar bilan qilayotgan odobi muomalasi shuncha yuksalib boraveradi. Kishi Alloh va Rasulidan qancha uzoq bo'lsa, musulmonlarga qilayotgan odobi yomonlashib boraveradi. Demek qarang birodar. Qarang. Musulmonlar bilan bo'layotgan muomalangiz zo'rmi? Demek iymonni yaxshiligiga dalolat qiladi bu. Musulmonlarga nisbatan muomalangiz yaxshi emasmi? Bu iymondagi nuqsonni borligiga dalolat qiladigan narsa. Din odob, din odob. Keyin yo'lga o'tamiz. Astagfirullah. Innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun. Albatta, hujralarning ortida turib, sizni ey Muhammad alayhissalom chaqirayotgan kishilarning aksariyati aqllarini ishlatmaslar. 9-yilda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzuriga Madinaga Banu Tamim elchilari kelishdi. Peshindan keyingi vaqtida Rasululloh hujrasiga kirib ketgandilar. Ular kelib baqirishni boshlashdi. Ey Muhammad, chiq bu yoqqa. Chiq bu yoqqa, biz keldik. Alloh taolo aytibdi, ko'pchiligi aqlini ishlatmaydi. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Agar ular deyapti Alloh taolo Banu Tamim elchilarini. Albatta sizni chaqirib bezovta etmasdan sabr qilganlarida o'zlari uchun yaxshiroq bo'lar edi. Alloh mag'firatli, mehribondir. Demek Banu Tamim elchilari haqida mana shu oyat nozil bo'ldi. Hozir aytdik, kishini Alloh va Rasuliga bo'lgan iymoni kuchaygan sari musulmonlar bilan qiladigan odobi kuchayib borar ekan. Kishi Alloh va Rasulini tanigan sari, iymoni ziyodalashgan sari, iymoni quvvatlashgan sari Allohning shariatiga bo'lgan hurmati ziyodalashib boradi. Va man yu'azzim sha'irolloh fa innaha min taqvol qulub. Allohning shiorlarini, qonun qoidalarini kim hurmat qiladi? Mu'min. Kim Allohning qonunlarini hurmat qilsa, bas albatta bu hurmat dildagi bor taqvo sababli. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan sahobalar qanday muomala qilishgan? Bir sahobasini qo'lida Rasululloh tilla uzugini ko'rib qoldilar. Shunda oldilarda otib yubordilar. Tilla uzugini ritvardi. Pulu. Haligi sahobaga aytishdiki, shu uzugini olib, sotib pulidan foydalansiz bo'lmaydimi? Ma'qul gap. U kishi nima dedi? Rasulullah atıp yuvarken nasıl kolumu tekizmeyeyim ben dedi. Ana adab. Ana Rasulullah bilen buladığın adab kan diye buluşmak gerek. Raziyallahu anhum. Onlardan Allah razı bogan. Bana şunu diye bir Allah'ın razılığı layık sahabalar boganlar. Allah hamalardan razı olsun. Eğer Allah'ın huzuru da sen üçün nime varlığını bilmek için olsun. Kara. Senin huzurunda Allah üçün nime var. Agar Allohning huzurida sen uchun nima borligini bilmoqchi bo'lsang, qara, seni huzuringda Alloh uchun nima bor? Alloh senga qanaqa muomalada ekanligini bilmoqchi bo'lsang, sen o'zing Alloh va Rasuliga qanday muomaladasan? Allohning hukmiga qanday muomaladasan? Musulmonlarga qanday muomaladasan? Allohning muomalasi ham shunga yarasha bo'ladi. Kim Allohning hukmlariga beparvo bo'lsa, shariatga beparvo bo'lsa, Allohning amriga beparvo bo'lsa, Alloh ham beparvo bo'ladi. Kim Allohning hukmini birinchi o'ringa qo'ysa, Allohning roziligini birinchi o'ringa qo'ysa, Alloh azza va jalla shu bandasini hamma ishini o'zining zimmasiga oladi. Dardiga shifo beradi.
duasını icabat kıladı. Karzlarını üzerdi. İşlerini yürütedi. Rızkıya barakat verirdi. Hayatıya hatırcamlık asudeliği verirdi. Eğer kim Allah'ın şeriatına beparva olsa, şunu nakkına tezkeresi buladı. Ma asabakum min musibetin fe bima kesebet aydikum ve yafu an kathir dedi Allah Ta'ala. Buradalar, nima meşakkat, nima musibet gerekken bulsa hayatımızda bizi başımızda. Allah yaptı, fe bima kesebet aydikum. Kuliler bilen kıyan işiler tüfeğli. Yani Allah'ın hükümüne beparva olmalı. Halam iş kıldız, mükafatını kör olayım. Allah bilgen farzı kime beparva olmalıyız, cezasını kütü olayım. Hudayın bandası ige mihribandır, olayken bandası özü yamandır. Allah halam idi bu musibetiz gibi verişi. Lekin siz özü soru var yapsın bunlar sana. Demek, bana şu birinci beşte ayette okubur gendik, aladiyan hulasamız. Kur'an ayetlerini teşhiriş için okumayız. Teşhiriş için okumayız. Hatası var mı ki? Hayatımızda doğru kere mi ki? Dip okumayız. Belki Allah Ta'ala'nın ayetlerini içindeki hikmetlerini bilişlik için. Hayatımızda tatbik kılışlık için. Allah'ını hükmede turuşluk için örgenemiz. Bana Hucurat suresindeki 6. ayette kirlik. Estaizu billah. Ya eyyuhallezine amanu in ca'akum fasikun binaba'in fetebeyyenu an tusibu kavman bi cehaletin fetusbihu ala ma faaltum nadimin. Ooo cüddeyen buradalar dolzar bugün mazunu öz içi geladı bu ayetinin tafsiri. İşken haberde teşirmesinden şimdi öyle kabul kılıp hakikatke oval işlik. Aynısı bizim zamanımızda bu dolzar boketi bu mazu. Avvalgi davrlarda telekanallar hükümetli gibi olardı. Her bitti yapırken yapını senzurada ötküz aradı. Haberlerde eriyeden ötküz aradı. İni ayet aradı. Hazır mı? Telekanallar çasını yapıp gitti. Hemen orada bir tane interneti var. Saitte halagi adam açadı. Halagen malumatını hakikat katarı koyu var yaptı. Halay halk. Televizyonda doğru yaptı yapıradı. Örgünü koyan ne mene yapırsa ala var yaptı. Ey mu'minlar, eğer sizlerge bir fasık kimse, bir an haber keltirse, sizler hakiki ahvalını bilmeyen halinizde, bir an kavimge musibet yetkizi koyup, kılgen işlerinizge afsus nedamet çekip kalmasızlıklarınız için, o fasık apkigen haberde teşiriler. İşdiyle mana buldu. İşdiyle mana buldu, ey mana buldu. Özü sen eşittin, körgenin yok. Şimdi sen şunu haytasan ki, körgen diye kalıp haytasın. Tuvalet yapar mı? Bana bol diyemez. Bana bol diye. Sen hücre mi deyin? Sen ayet. Şuna kadar değiş dedi. Çünkü etteki yakayına o geldi. Mengem şuna kadar değişi oldu. Şuna doğdum da. Biz musibetimiz özümüz körgendik. Özümüz bilgen diye karayetemiz buna sana. Ve bana şu bizim zamanımıza nahayetten faş olup gitti. Doğru mu? Topa doğru. Özü Peygamberimiz sallam etkenler. Kişi İşken ki nasasını kötere yürüyüşlüge, yalancılık için kifaya kıladı. Kişi, işken ki yaptı teşirmesinden kötere yürüyüşlüge, yalancılığa kifaya kıladı. Can akeler, palancı manakayken dese şak olamayeler. Sen kör değil mi deyler? Kimle iştin? Ben barış adamdan sorayım ben deyler de şuna kadar gıybat kıladıyan, gap taşıdıyanlar da ayağı kırkıladı. Maşakayken mi? Ben barı sorayım ben. Barı aytemez. Seni şuna kadar dedeb aytemez. Absuz bu sıfat yok bizde. Üçüncü üçüncü kaladı bozarı yürüyordu. Ey iman keltirgenler. Bir fasık haber apkese teşiriler. Hakikatte bilmesinden durup. Onu yapını hakikat de. Bir kavimge azar verip koyup. Keyin pişirme yemesliler için haberden makiriler. Teşiriler. Bir kişi. Bir müşküle muamma hakkıda maruza işitti, kitap okudu, onu yeçime hakkıda hem haberdar oldu, para akımı ötküzü vardı. Keyin, şu müşküleki kirip kaldı. Pulu ketti, asabı ketti, vakti ketti, hullas müşküleden çıkıp ketti yeçimini topup. Açık, tecrübe evazıge yeçimden çıktı, açık bu senin tecrübesi var. Keyin, haligi oval okuyan, kitabı bilen oval eşken maruzasını işitti. Burası mı? İkinci madde şu müşkül. Ey mu'minlar, eğer sizlerge bir fasık kimse bir an haber keltirse,
Sizler haqiqi ahvolni bilmagan holingizda biron qavmga musibat yetkazib qo'yib, qilgan ishlaringizga afsus nadomat chekib qolmasliklaringiz uchun ana shu xabarni tekshirib olinglar. Mana shu oyatga kelib to'xtagan edik. Bu oyatning nozil bo'lishligini sababi usuli. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Valid ibn Uqba ismli sahobasini bir qavmni zakotini yig'ib kelishligi uchun yubordi. Ibn Kasir aytadi, ko'p mufassirlar bu oyat Valid ibn Uqba haqida nozil bo'lgan deyishadi. Rasululloh mana shu sahobasini bir qavmni zakotini yig'ib kelishlikka yuboradi. Imom Ahmad bu qissani o'zining musnadida keltiradi. Xoris ibn Zirar al-Xuzoiydan Xoris roziyallohu anhu aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga keldim. U zot meni islomga chaqirdi, men islomga kirdim. Meni zakotga chaqirdilar, unga ham iqror bo'ldim. So'ngra aytdim, "Yo Rasululloh, men o'z qavmimga borib, ularni islomga da'vat qilay, zakotni berishlikka da'vat qilay. Agar ijobat qilsa, zakotini yig'ib to'plab turaman. Siz o'zingiz bir odamingizni yuborasiz, kelib olib ketadi." Rasululloh ruxsat berdilar. Xoris roziyallohu anhu borib, qavmini islomga da'vat qildi, ular musulmon bo'lishdi. Keyin zakot berishlikka chaqirdi, zakotlarni ham berishdi. Zakotlarni yig'ib Rasulullohni yuboradigan odamini kutib o'tirdi. Belgilangan vaqtda u Rasulullohni yuborgan kishisi kelavermadi. Shunda Xoris roziyallohu anhu bizdan bir xato o'tdimikin? Rasulullohdan bir norozilik bir sodir bo'lib qoldimikin bizga nisbatan dedi-da qavmni ulug'larini chaqirib yuringlar, biz o'zimiz olib boramiz dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yuborgan elchisi, hozir biz ismini aytdik, Valid ibn Uqba kechkiroq borgan edi. Ana shu qavmni yeriga yetganida endi islomni yangi qabul qilishdi ular. Ularni oldiga borsam meni qatl qilib yuborishmasmikan degan qo'rquv qalbiga kirdida, ularga uchramasdan yarim yo'ldan qaytib ketdi. Qaytib borib, "Yo Rasululloh, Xoris mendan zakotni man qildi va meni o'ldirmoqchi bo'ldi" dedi. Ya'ni yo'q narsani gapirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni so'zini eshitib turib, biror narsa deyishlik yoki biror bir ish qilishlikka shoshilmadilar. Balki aniqlashlik uchun o'zini sahobalardan iborat bir jamoani boyaga qavmda olib yubordi. Ular chiqib kelishyapti, zakotlarni olib. Yo'lda ularga yo'liqishdi. Rasulullohning elchilari, "Qayerga ketyapsizlar?" "Ha, Rasulullohning oldiga ketyapmiz." Ular so'rashdi, "Sizlar qayerdan kelyapsizlar? Sizlarning oldinglarga kelyapmiz. Nimaga kelasizlar?" Ular aytishdi, "Valid ibn Uqba sizlarning oldinglarga kelganda unga zakotni bermabsizlar, uni qatl qilmoqchi bo'libsizlar" dedi. Xoris roziyallohu anhu aytdi, "Muhammad alayhisalomni haq bilan yuborgan zotga qasamki, uni men ko'rganim ham yo'q, meni oldimga kelgani ham yo'q" dedi. Keyin Xoris roziyallohu anhu zakotlarni olib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldiga keldi. Rasululloh so'radilar, "Mana atazakata va arotta qatla rasuli, zakotni bermabsan, meni elchimni o'ldirmoqchi bo'lsan." Shunda Xoris Rasulullohga aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi, "sizni haq bilan yuborgan zotga qasamki, men uni ko'rmadim. Meni yonimga kelgani ham yo'q. Elchingizni kelmayotganligini ko'rganimdan keyin Alloh va Rasulidan bir g'azab sodir bo'ldimikin bizga nisbatan" deb xavotirga kirdim. Keyin mana oldingizga keldik deb aytdi. Mana shundan keyin shu oyat nozil bo'ldi. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Qaytadan o'qiymiz. Ey mu'minlar, agar sizlarga bir fosiq kishi xabarni olib kelsa, sizlar haqiqiy ahvolni bilmasdan turib, biron qavmga musibat yetkazib qo'yib, keyin afsus nadomat chekmasliginglar uchun ana shu fosiqni olib kelgan xabarini nima qilinglar? Tekshiringlar. Bugungi asosiy mavzuimiz mana shu bo'ladi. Hasad, shubha gumon, husumat musulmonlarning o'rtasiga parokandalikni, bo'linishlikni olib keladi. Bir mushkula sodir bo'ldi. Keyin uni hal qilib, Alloh tomonidan oyat nozil bo'ldi. Ana shu oyat musulmonlar uchun bir malhamdek bo'ladi. O'tgan darsimizda aytdik. Boshingizdan bir muammoni o'tkizdingiz, muammoga kirdingiz, yo'lini qilib chiqdingiz, xullas hayotingizdan bir ibrat, dars oldingiz shu voqeada.
kim ayet okudunuz ya hadis eşitiz, şeriatı hükümünü eşitiz. Mana şu müşküle hakkında. Bilesin mi? Şu ayet, şu hadis, şu hüküm kalbinizi tüp tübüge oyluyup azılıp kalır. Çünkü başınızdan ne kıldınız? Ötküzdünüz. Köp ayetlerde, köp hadislerde okuyunuz. Hayatta bulurken müşkülelerini, yeçimini, körsatken şeriatlı bir hükümlerini, fatmalarını eşitemiz o. Lekin bir para ötküz var oramız. Kaçan ki başımızdan bu kadar ötkenden keyin ineye kadar getirmiz bu ayetlerini, bu hadislerini. Müslümanların Allah Teala birbirine mihirli, muhabbetli, birbirine bir kömek körsatıcı cemiyet buluşuyunu hakları. Yani Müslümanlar da birliğine, kuvvetini nemek etkizadı. Hasad, yine küdurat, tanem alamet, şübhe güman. Ana şu, siz bilen bizi birliğimizi yok kılarken işlerden bittesi, teşirilmeyen haberini kabul kıvalıştık. Haberini teşirilmezsen hakikatte bunu kabul kıvalıştık. Allah Teala yaptı, ey iman getirgenler, bir fasık haber okuyorsa teşiriler. Mumun kişi roz yapıradı, adaletin şüpheleri. Fasık ise yalan yapıradı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soruştu. Ayakunu mu'minu bakhilen. Mumun bakhil buluşu mümkün mü? Kadı yakun dediler Resulullah. Buluşu mümkün. Ayakunu mu'minu cebanen. Mumun korkağı buluşu mümkün mü? Kadı yakun. Bu kaladı. Ayakunu mu'minu kezzaben. Mumun kezzab. Yalancı buladı mı? Degen de Peygamberimiz yoğudur cevap verdiler. Bana kengi hadisi okuyunuz. Bu hadis Abu Umama Bakhili raziyallahu anh'dan İmam Ahmed getirdi. El mu'minu yutba'u alal hilali kulliha illa el kizb vel hiyana. Mu'minni tabiatı da her kandı bir sıfat bu kalışı mümkün. Böyle korkalı, bakıllık, inciklik, sergaplik, kaysarlık. Bunlar bu kalışı mümkün. Mu'minlik için tur orada. Fakat yalgançılığı bilen hiyanat mu'minni tabiatı da her kez sığmıydı dedi. Mu'min mi, Müslüman mı, yalan yapırmıydı. Lekin buradalar taassuf zamanımızda yalgandı yapırıştık. Özünü hakiki mu'min deyip durgen adamı ağzından asanlığı bile çıkıp getirdi. Yaşmalılardı bilen kılıkken muamelemizde bilesin ama. Bak hep dur Hazir Bey'in. Sen küçük tuttur hemen deyin. Bak giyinip çıktıysız. Giyin yani kilip getirdi çıksa yoksuz. Subhanallah. Peygamberimiz de dediler yalgan bilen hıyanet mu'minli tabiatı herkes kirmiydi. Yalan yapırken de mumun adam. Ondan iman alıp koyuladı buradalar. Bu kendi kaytarı belli de istifaletim tövbe kıladı yanbasa. Şimdi mumun bulmayı kaladı. Şimdi fasık yalandı oylanmasından yapar. Özü fasık kim dese? Fasık Rabbisinin hükmeden çıkıp gitken adam. Allah'ın hükmüge boyun sürmekten adam fasık değil adam. Muhaddis alımlardan bir kişi. Yani şu muhaddis alımlar hadisle yığıp camla bürgen davrularda. Basra'da bir kişi peygamberimizden bir hadis eşitken, şunu bilerken degen haber de eşitti de, üç adamı alıyor bu arada. Hadisli rivayet kıladığın adamı alıyor. Borsa hali ki hadisli bıladığın adam huddu arpa bar diye kılıp etekini kötarıp ortaya imlerdi. Kebi hakkıdı, çakırıp. Yani etekini kötarsa arpa bar da ort geliş gerek. Hali ki muhaddis barıp karası etekini işlerse yok. Otunu aldı yaptı. Hali adamı hadisini olmasından, işitmesinden kete olurdu. Etti ki, özünü otoge yalgan işletken kişiden Resulullah'ın hadisi alınmıyordu. Köle yapsın ama, muhaddis alımlarımız kançalar kette mehnet tıkıp o işken. Hadiste sahihini, nasahihiden, doğrusunu, nadoğrusundan acıyatıştık için. Mumun kişi adaleti buladı. Adalet bu rozgöylük, adalet hak egesinin hakkını verişlik. Mana iblis. Kana minel cin fa fasaqa an amri rabbihi. Allah Teala aytadı, iblis cinlerden edi. Fa fasaqa an amri rabbihi. Parvardigorining amriga bo'ysunishdan bosh tortdi. Ya'ni itoat qilmadi. Fosiq kim ekan? Fosiq gunohni qo'ymay qilaradigan odam. Fosiq gunoh ma'siyatda hayo qilmaydi qilishni. Shoshilishlik şaşkalalik şeytandan, şaşılmazlik Rahman'dan. Süleyman Aleyhisselam, bilesinler bana tarihte bu kişideki padişah bu gelmez ve bundan kendine bu miydi? Kuşlar, parandalar, insu, cin bu kişinin hizmeti de durgen. Anlaşıyor özünün koşununu camlap durgen payette hudhud
kuşunu körmeye kaldı. Kan o dedi. Malum bir müddetten keyin geldi. Kelip Allah'ını koyup kuyaşke sığınadigan bir kavim barakken degen haberini alıp geldi. Şunda Süleyman Aleyhisselam'a mı dedi? Kale senen zor. Asadakta emkunte minel kadibin. Köremiz. Rast gebirdiğim mi? Yalgın gebirdiğim mi? Şart ama yaptı haberde. Yoki şart inkaram kime yaptı? Ne makalamızı yaptı? Teşhiremiz. Peygamberimiz etkenler, ala acelatu mineş şeytan ve tethabbutu miner rahman. Şaşılışlık şeytandan, şaşılmazlık rahmandan. Arab memleketlerine biri de, bir üç dörtte kızlar, dünyanalar, bittesi hile kılıçtı. Hasat kıldı mı? Yoki bir adavatı bağmadı, zina kıldı deyip durup, haliki kızı tuhmat kılıçtı. Otası kızını teşhirişlik için şu şifahanaya vardı. Ekspertize kıladığı adam şaşırdı da, şu hamile durarken deyip koydu. Ota sadde, böyle ki ağır namus degenlerse, vardı da kızını öldürüp koydu. Ekeğin kızlı pakilige malum oldu ama iş ötüp bu genede. Bitti doktordu diyagnozu bilen, öşü kesaldı ilkeyle ilvameyler. O adaşken buluşu mümkün. İkinci doktorda varıp, ikinci laboratörden teşrif görüyorlar. Üçüncüden teşrif görüyorlar. Bana şimdi hem şaşırmayalı da. Bana ki kesaliz bırakın dese, tamam bu oldu. Oldu da hakikati vahiy de kaldı onu. Abargin de nereki adam ya? Umarım ona ki kesaliz yok iken, bekar ayıp da değildi. Bu sizi prostatını makvap da değildi. Özüyle bilesin lan madde işini. Ola orasız doğranı, ola orasız doğranı. Yeni bana hak göremiz. Yeni bana hak göremiz bu madde. Bitti cahide atilinge analiz bilen özgürlük şu kesal bende bar devam eyler, şaşırmayeler ne şu mesele diye. Demek ki şaşırışlık şeytandan, şaşırmasılık Rahman'dan. Kişinin cemiyette tutken martabası, mavkayı ve kança katta bulsa, şunçalar şaşırmasılığı zarur. Bana bu ayet buradalar mumun için manhaç. Şimdi kança bir aileler buzulup gitken, yalan haber tüfeğiyle. Kança adamlar da ortası buzulup gitken muamalaları, teş edilmeyen haber tüfeğiyle. Şunun için kaytara ve temen, adamlar da üstüde durgen, rahbar bogen, kazı bogen, adamlar da işi özünü koruduğu şart durgen adamlar, kegen haberde teş edilmezden karar kabul kıyken de şaşırmasını gerek. Çünkü her bitti kabul kılınken karar için kıyamette cevap verilirdi. Mavkayız kançalar uluğ olsa, şaşırmasını gerek, şunçalar katlar abol işliği gerek. İki yıl adam. Bittası, kanaka haber kese teşirmeye şart hakikatli kabul kuvalı uğradı. İkincisi, kanaka haber kese teşirmezden yalandı kabul kumaya koyuldu. Şart kabul kıladı ya şart kabul kumaydı. Mumun onu kabul muydu? Teşirmezden durup inkaram kumaydı. Teşirmezden durup. Ya eyyuhallezine amanu inca'kum fasikum binebe'in. Ey iman keltirgenler, eğer bir fasık sizlerle bir haber de apkese, keyin kıpoyken işilerden pişirme yamasını geçin, haberini teşhiriyle. Eğer haber apkeken adam mustakim olsa, ibadette, takvada, halal adam buladıyan olsa, bunun sözü kabul kılınadı. Aksar halette, fasık boyan adam yalan yapıradı. Fasık adam yalan yapıradı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabalar iman keltirişti. Peygamberimizi vahiy gelişi giden avval Kureyş kabilesi kandı lakab bilen çakırardı. As-Sadiq, As-Sadiq al-Amin. Resulullah hiç kaçan yalan yapmayanlar. Ve hiç kaçan hıyanat kılmayanlar. As-Sadiq al-Amin. Kim özünü bir mumun buradara hakkıdaki gümanını yakşı kıyan bulsa, doğru güman kıyan bulsa, bas bu kişi Rabbis hakkıdaki gümanını doğru kıptı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler, İmam Buhari keltirgen hadis, Abdullah ibn Abbas raziyallahu anhudan, İttaku davet el mazlum. Mazlumnin duasıdan takva kılıylar. İnnehu fe innehu leyse beynehe ve beynallahi hicab. Çünkü onu duasını icabat buluşluğundan Allah bilen onun ortasında tosu bu miydi? O bilen, onun duası bilen Allah'ın ortasında tosu bu miydi? Yani bir rivayette gerçek kafir basayım değil yani. Şuna değil mi? Siz, sizge kegen haberde teşhirmezden şart kabul kıldınız ve şu kabul kıttırıp buraya azar verdiniz, buraya zulüm kıpoydunuz.
O zulüm gördü sizden. Şimdi dua kıldı size. Ne mi bolas? Eğer kafir bu sen bunu duasını icabet kıladı Allah. Demek teşirmesinden durup, haberini kabul kılıp, günahkar olup, buraya bir zulüm koymaydı buradalar. Asarlarda getirildi, mumun kişi beş tanesinden intiyat oluş gerek. Annen mu'mine la buddalahu min kafirin yuqatilu. Mumun, o bulan uğraşıyken kafirden ihtiyat buluşunu gerek. Ve münafikin yabagaduhu. Onu yaman köradigen münafıkadan ihtiyat buluşunu gerek. Ve mu'min yaksuduhu. Onge hasat kılıyken mu'mundan kuşar buluşunu gerek. Ve şeytanin yagvihi. Onu adaştırışlık payda yürgen şeytandan ihtiyat buluşunu gerek. Ve nafsin tardihi. Onu halaket yeteliyken nafsıdan. Kafirden ihtiyat olsun. Münafıkadan ihtiyat olsun. Hasat kıladigen mu'mundan. Adaştıradigen şeytandan. Ve halaketke başlayan nefsine. Sizge bir haber geldi. Bir fasık haber ab geldi. Takvali bir buradarızı hakkı da. Haligin yapını eşittiğinizde bitti saç izem kımınla koymadı. Bu haberde teşhiriş tacatı yok. Ama ab gelingen haber size nargit takvali mumun buradarız hakkı da bir gümange kilişke sebep bu kaldı mı? Yedi bunu teşhiriş gerek. Makul mu? Tekşiriş, anıqlaş, dalil talep kılıçlık lazım. Eğer dalil sorulmaganda ki, herkin halıgen yapını gelip yapıra uğrarıdı. Şunun için, buradalar, kazı, bir kişi geldi, şikayet kılı, bir hürmetli, nasıl nasabli, bir şerefli kişi üstüden. Kazı bu ege şikayet kılı etken ondan katta mabalarını alıp koyardı bir hakkı yara okulu. Eğer onu kıyken davası, rast bulup çıksa, kaytarıp verirdi mabalarını. Eğer hüccet dalilsiz dava kılıyken olsa bu ege mablağ kaladır. Şuna değil mi? Ta ki torkeki adam, torkeki adam mı? Mahkemeye sotken makul olmasın? Çakır olmasın. Çakır olmasın. Müslüman kişiye yaraşmayan sıfat bilen, Müslüman kişinin sıfatları bu miydi? Mesela matematik ilmide akademi bugün adam hakkı da bu adam 2-3-9-5 beşliğini bilmiydi değilse bu akademiye nisbeten insafsızlık rengen buladı. Müslüman kişi yaraşmayan sıfatlı bilen, burası sıfatlı geldi mi? Hüccet dalilsiz işen memunge. Çünkü özüz ona kıymetsiz o. Kendi kılı burada. Bana hadisatul ifkide Ayşe anamız raziyallahu anh onu zina kıldı, Safvan'ımdı mı, otel bilenleken yaptı hakikaten münafıklar. Adamlar teşhirmesinden birbirine ayetim yürüyüşü oldu bu yaptı. Bir ay vahiy tohtap kaldı. Resulullah'a katli aziyet buldu. Ebu Bekir Sıddık'a aziyet buldu. Müslümanlar da hemen işler tohtap kaldı. Bana şimdi halatta adamlar birbirine taşıp etkisi yürü oldu. Lekin teşirmedi çıkın. Abu Ayyub Ansari, raziyallahu anhu. Ayalı köşeden geldi de Umma Ayyub. E Abu Ayyub, adamlar Ayşe ve Safvan hakkı da ayetliyken yapını eşittiniz mi dedi. Ha ne yaptı? Ha karaya. Hamma ayeti yaptı mı? Demedi. Tohtadı dayalıya. Sen şu işti kılan mı deyin dedi. Allah saklasın dedi. Men şu işti kılarmadın mı dedi. Allah saklasın dedi. Ayşe senden yakşı, Safvan benden yakşı dedi. Bana şu mavkif en doğru mavkif idi. Sen kör değil mi közüyüm bile? Yok, eşittim. Eşken gibi varıp sorayım da, uyan körmeyen buladı öz aslında. Bizim muammayımız eşkenimizi... Ayrıca mı? Bugün fakat şu hakkıda yapılacağımız. Ey iman keltirgenler, bir fasık haber yok gelse, teşiriyle, teşirmesinden, bilmesinden buraya aziyet verip koyup, keyin pişeyman yemesini gelir için. Eğer ki, bizge kegen haberde, bana şu ayetke amal kıptırıp, her sefer teşirip, dalilini soru ediyorum bu seçti, bizi aldığımızda anca mınçak yapıp yapırmaya koyuşadı adamlar. Tuvalet yapar mı? Ne? Bop da tohtap dur. Şuna dedi mi? Durup dur hazırlık. Telefonu da alayım. Burada, sizi bana dedi de polançı geldi. Şuna dediniz mi deyin de kemiği de aldı zikir ona. Yok biz ona kemiğimiz, biz eşitemiz. Can kulağımızın eşitemiz. Ha kemiği mi buldu? Haliler de bitti ayetki amel kımasını bilen aylara buzulup geti yaptı. Ve şu bitti ayetki hükümeye bir parva bol işini bilen aramızı buzulup geti yaptı. İnce akun fasikun binabeyin fetebeyyenu.
Agar bir fosiq sizlarga xabar olib kelsa, nima qilinglar? Teshiringlar. Aynasa birodarlar, xabarni teshirishlik hozirgi zamonda nihoyatda bir zarur bo'lib ketdi. Chunki ommaviy axborot vositalarining imkoniyati juda keng. Xabar tarqatishning imkoniyatlari juda ham bir katta bo'lib ketdi. To'g'rimi? Bitta videoni bosib qo'yasiz YouTube'ga, bo'ldi, davom et video dedi, ketdi shu bilan. Uni kim qo'ydi? Kim teshiradi? Senzura bormi? Bitta odamni hayoti barbod bo'lib ketishligi, bardon bo'lib ketishligini hech kim o'ylamaydi. Eshitdi, tarqataveradi. Eshitdi, tarqataveradi. Birodarlar, bunday bir xatarli zamonda xabarni, ma'lumotni kim tarqatayotganini qarash kerak. Aniqlash kerak. Toki bir odamni nima qilmaylik? Badnom qilib qo'ymaylik, o'zimiz bilmagan holda. Mana qilib syomka qilishdan yig'ishtiraveringlar. Kerakmi, kerak emasmi? Uni avrati bor, uni ko'rsatmoqchi bo'lgan, bo'lmagan narsasi bor. Bir kishi haqida nojo'ya xabar tarqaldi. Agar shu kishi o'zini bir shubhali o'ringa qo'yib turib, ine shunaqa bir balomatga qolgan bo'lsa, odamlardan xafa bo'lmasin. Musulmon odam o'zini shubhali bo'lgan o'rinlarga qo'ymaydi. Keyin gap tarqasa, odamlarni ma'lumot qilmaydi. Misol. Yana bir ma'lum bir rayon bor, u yerda bir narkotik modda sotadigan joy bor, deylik. Shu yerda mashinangiz buzilib qoldi. Yo benzini tugab qoldi. Nima qilish kerak? Tashab ketorsiz, balo qolasiz, hoj aka. O'sha tashab ketsiz, balo qolasiz-da. Itarib yurib ketish kerak o'sha yerda. Dedi, ona hoşu ki maşinası falan cahada turgan iken. Müslüman adam gözünü şubha tuğduradığın cahaya koymasın ilk kere, kim adamlar malamat kısa, adamlardan bakmasın, öpkelemesin. Ali ibn Abi Talib etedi, La tada anafseke maldiyat tuham, tümme talumun nase idette hamuk. Özünü tuhumat oranlarına koyup, kim adamlar senge tuhumat kılışsa, onlarını malamat kına. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, keçelerde biri de, özünün ayollarından Safiye anamız bilen ketibarat kendiler, karanlıkta. İkide sahaba Resulullah'ın karşısına tükelip ve tüketti. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadi iki ara sahabasıya karab durup Alâ risnikumâ hâdihi zavcati dediler. Ey, tohtiler, bu benim ayolum dediler. Ey, braderler, kim Resulullah'da hakkında yaman yaman kıladı? Ama Resulullah siz bilen bizge ders bol işini hal yaptılar. Ey, tohtiler, bu benim ayolum. Ya Resulullah, sakızı nime dedik deyişkene de şeytan bari şeylerdi dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Safar geketi yapsız. Ayol izi ülkesine kayın ülkesine ettiyiz. Kere havar yaptırın yüden. Ben 3-4 gün yok olamam. Kettiyiz. Yende koşunlar sizi kayın ülkesi tanımaydı. Künde, 2 günde bir kere maşına 1 saat yarım saat durup begana maşına erkek kirip çıkı yaptı. Begana maşına da. Yende ne mi de oylasın koşunlar? He? Sizdan xato sodir bo'ldi shu yerda. Aytishingiz kerak edi-ki, qo'shin chaqirib, birodarlar, men bu paloncha kunga safarga ketyapman. Men qaynukamga aytdim, kela xarab turadi, mana odamni tanishtirib qo'yishingiz kerak edi, lekin sizni oilangiz haqida yomon gumon, noto'g'ri bir shubhalar paydo bo'lmasin. Ma'qulmi? Musulmon kishi odamlar ikki xil tushunishi mumkin bo'lgan ishni qilmaydi. Bir iş kıldıyız, adamlar her hal düşünüp kaldı. Şuna kadar iş tıkmıydı Müslüman. Muaviyat ibn Abu Sufyan, raziyallahu anhu, bana dahalardan bugün, özünü vaziri Amr ibn al-Aske, et yap, büyüm dahalardan bugün. Amr dedi, Muaviyat raziyallahu anhu, seni dahaligin kay derecede? Amr ibn al-Aske cevap verdi, kendi bir nakuli ahval gekir koygen bulsam, ondan çırali çıkıp geçtiği yolunu topken ben. Müşkele kirgen misin? Çırağıyla çıkıp gitken ben. Muaviye raziyallahu anh aydı, sen daha masakken sen. Men, meni nakulü ahvalı yekirtip koyarken işte kıyamaz ben dedi. Makul mu? Akıllı adam muamma yekirip kosa çıkıp geçtiydi, ipleydi. Dana adam öşü muamma yekirmeyle koyuyor dedi. Allah Teala Muhammed Suresi'ne merhamet kıladı. Sayahdihim ve yuslihu bâlehum. Allah ularını hidayet kıladı ve akıllarını yoki işlerini ıslah kıladı. Allah Azze ve Celle akılının salametliğini hidayet derecesine götürdü. Akılının sağlam buluşluğu hidayet derecesine götürdü. Bana kadar buraya kaz verdiniz, şeriatta etilgende yazıp koyduğunuz.
Allah sizi hidayet kıldı, aklınızı ıslah kıldı. Hatırlayacağımız. Çünkü kazdı, verdin, yaz ya ki güvahıldı, keltirdi. Çünkü amel kıldıyız, Allah sizi hidayet kıldı, hatırlayacağımız. Müslüman kişi Allah Azze ve Celle'nin hükmü bile yaşarken kalbi tamamen hatırlayacağım buladı. Çünkü insan için ne mi salahiyetli buladıyken bilsin Allah da Allah şeriatı da itip koyuyken. Allah'ın hükmüden taşkarada yürüyen adam akıllı cahide bulamaydı. Misal, 12, 12, 12. Ne miydi o? Kıyamet kayın bulur. Aksudakiler bir kalenderi, şu 12. yılda, 12. yılda, 12. ayı geçerken, şu günü kıyamet bularken de o da dünya aslın üstüne olup gitti. Ola da akıllar, yani o kosmoske çıkarken akıllı, atomda yarı vurgenirken akılları katıp aldı. Ne mi bularken kıyamet bularken? Astoroid uçup göre yaptıkken, Monca'dan yeri getirirken, tügeyirken biz dese, onlar da, ne mi onlar da? Tügeydi onlar. Müslüman adam ne dedi? Müslüman adam Allah'ın hükmüyle yaşayacağı için, Allah yazıyan bu sekreti öğrenmiş dedi. Lakin kıyamette hala bana bana işler var, hala Daccal var, ya Cücma, İsa Aleyhisselam, hatırlayacağım. Allah talat yaptı, seyahdihim ve yuslihu bâlehum. Allah hidayet kıladı onlarına ve akıllarını ıslah kıladı, işlerini ıslah kıladı. Hakikatini bir mahçup oyan adam, haber okuyan adam bilen, nereye adamı yüzleştirdi. Şunda, hazır getirilen ayetki amel kılınken buladı. Şunda, cüdükü müşkülalar da aldı, alın. Hazreti diyor ki, telefon kılaman deyin de, keyin sefer kemiydi sizi aldınız ya. Şu buna muammalar da oldu yapıladı. Kız erinden şikayet kıldı, atası geçerdi, yığılıydı. Anan kıldı ki yavrum, manan kıldı ki yavrum da bir, bu dünya yaptı yapıradı. Ota aklını pasli giden, dünya karışını torli giden, kızını hemen yapına hakikatke kabul kıladı da, ki yavrum hemen körüp kıladı. Kudandan ortası ki soğuk şimdi düşerdi. Bunun orunu ge, bu ota, o ayet ki amel kısa ne kılış gerekiydi? Tohta, tohta. Telefonu da aldı, ki yavrum kongurat çaldı. Hani köy obala bir kep koyu. Keldi köy obala. İçtiğin de. İçtiğin de. Şunda kızı etken yaptı. Yarmadan köprağını mı oladı? Yolgun buladı. Tuvalet yapar mı? Çünkü kızı hap olup gelen otalar. Darro hüküm çıkar başlık ya şaşırmazdan. İkinci damanda yemine makaleylik. İçtiğilik. Haberini teşirmezden durup. Kabul kılış. Ham haddan aşlık. Haberini teşirmeye durup. Onu rahat kılışam. Haddan aşlık. Peygamberimiz zamanında biraz müşküle bulsa Allah da Allah vahiy çürüp halkı koydu. Fasıkı da haberini yalganlığını bildirdi. Şimdi Peygamberimiz ötüp gitti sallallahu aleyhi ve sellem. Vahiy tohtadı. Şimdi o fasıkı da haberini yalganlığını kim faş kıladı? Allah faş kıladı. Eğer biz haberden maksak, hani ayetki amel kısız Allah da Allah faşkı verirdi. Şu fasıkı da gelen haberini yalganlığını. وَعَلَمُوا أَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ لَوْ يُط۪يكُمْ ف۪ي كَث۪يرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعْنِيكْتُمْ Devam etkizemiz ayetini. Ve bilinler ki, oralarınızda Allah'ın peygamberi var. Eğer o köp işlerde sizlerle boyunsunsa, yani Allah'dan vahiy gelişini kütmezden, sizlerde etken gebirlerden ışık koysa, elbette sizler bala musibetlerle düşer bulur ediniz. Lekin Allah sizlerle imanını suyuklu kıldı ve onu dillerinizde çırali körsetti. Hem de sizlerle küfürünü, itaatsizlikni ve isyonni yomon ko'rsatib qo'ydi. Ana taksi mashinasiga klient o'tirdi, ayol kishi bir domlani ma'ruzasini qo'yib qo'ygan. O'chirchi onani deydi. O'chir onani deydi. Qo'y bitta musiqani onaniga deydi. Ya'ni mana shu insonning qalbida iymon chiroyli narsa emas. Ibodat, e'tiqod degan narsa kareh narsa. Sebep Allah Teala onun kalbiye imanla çıralı kıyken diyor. Şimdi siz bilen bizge çıralı kılıp Allah Teala'nın fazla. Bu ayette birkaç manaları var. Eğer Allah Azze ve Celle birincisi kalbinde kalbin hakikatini bilişge rakabatlı ikenliğini körse ana şu hakikatke mail koyadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler Kulubul ibadi beyne isba'ini min asabir rahman. Bendelerinin kalpleri Allah Teala'nın barmaklarından ikkitesinin arası da duradı. Yukallibuha keyfe yeşe. Allah Teala hohlagen tamamen bunu koyadı. İnsanın kalbini. Eğer Rab Azze ve Celle
haqiqatni yuzaga chiqarmoqchi ekanligini ko'rsa, qalbini mana shu haqiqatga moyil qilib qo'yadi. Haq mahbub bo'ladi. Qalbinga haqiqat yoqadi. Yoki agar buni aksisi bo'ladigan bo'lsa, faqat fisq va fujur ma'siyatgina ko'zingizga chiroyli bo'lib ko'rinaveradi. Demak, iymon qalbimizga chiroyli bo'layotganligi Alloh taolo uni bizga chiroyli qilib qo'yganligidan. Ikkinchidan, insonning tabiatida Alloh taoloni tanish va unga bo'lgan itoatga moyillik bor. Inson bolasi Allohga itoat qilganda xotirjam bo'ladi. Allohga duo qilganda xotirjam bo'ladi. Iymonga kelib, iymonida, e'tiqodida mustaqim bo'ladigan bo'lsa, nafsida xotirjamlikni topadi. Masalan, musulmon kishi janozaga turib namoz o'qiydi, qo'lini ko'tarib Robbisiga duo qiladi, qalbi shu bilan bo'shaydi. Ya'ni g'amini, dardini haqiqiy egasiga nima qiladi? Aytib oladi. Agar bir tekkiz yo'lda ketayotgan bir mashinani bir tasavvur qilsak, tekkiz yo'l, hech qanday bir o'ylim chuqur yo'q, pasbalatlik yo'q, mashina qiylanmasdan tekkiz ketadi. Mana shunga moslangan. Endi do'mli bo'lsin, o'ylim chuqur bo'lsin, tosh bo'lsin, g'ish bo'lsin, o'rmon bo'lsin, bu mashinani yurishlik qanday bo'ladi? Ha, yuradi u yerda, o'sha mashina. Lekin tekkiz asfaltda ketayotganda hech qachon bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek, insonda qalbi Allohni zikri bilan orom bo'ladi. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub deydi Alloh taolo. Ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohni zikr qilganda, eslagandagina orom bo'ladi. Inson dunyoda xotirjamlikni, osoyishtalikni istaydi. Va mana shu osoyishtalikka yetishlikka sabab deb pulni tushunadi, sog'likni tushunadi. Ammo inson ana shu osoyishtalikka yetmaydi agar Allohni zikr qilmasa. Demak, Alloh taolo siz bilan bizni o'zini zikrini qiladigan, o'zini ibodatiga bir moyil qilib siz bilan bizni yaratdi. Shunday bo'lganimizdagina qalblarimiz xotirjam bo'ladi, garchi pulimiz bo'lmasa ham, garchi asbablarimiz xira bo'lsa ham, garchi. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohni zikri bilangina orom oladi. Insonning rohati Allohni tanish bilan va uni hukmida sobit turishlik bilan ro'yobga chiqadi. Agar kishi haqdan yuz o'girsa, Robbisini zikr qilmay qo'ysa, o'zi xohlaganda qayshirgan bo'lsa, o'zini azob va mashaqqatga, qalbini qotib ketishiga, shak, gumonlar ko'chasiga olib kirib qo'yadi. Unday bo'lmasligi uchun Allohning hukmiga qarshilik kerak bo'ladi. Alloh taolo kimni ikrom qilmoqchi bo'lsa, odamlarning qalblariga uning muhabbatini sop qo'yadi. Qaytaramiz. Alloh bir bandasiga izzat ikrom ko'rsatmoqchi bo'lsa, shu odamni boshqa odamlarni yaxshi ko'radigan qilib qo'yadi. Nariga odamlarning qalbiga muhabbatni Alloh taolo sop qo'yadi. Qarang. Aytdik, odamlarning hammasini qalblari hadislatilgandek, xuddi bitta qalb ushlanganidek, Alloh taolaning barmoqlaridan ikkitasini o'rtasida turadi, xohlagan tomonga buradi. Ro'parangizda turgan odam sizdan mansabli bo'lishi mumkin, quvvatli, boy bo'lishi mumkin. Lekin Alloh uni qalbiga muhabbat solib qo'ygan bo'lsa, sizni yaxshi ko'raveradi. Bu Alloh taoloning qo'lidagi narsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ma akhlasa 'abdun lillahi illa ja'ala qulubal mu'minina tahfu ilayhi bil mawaddati var rahma." Bandaga mana Rasululloh aytadilar, banda agar Allohga ixlosli bo'lsa, muxlis bo'lsa banda, Alloh mu'minlarning qalblarini unga nisbatan muhabbat va rahmat bilan moyil qilib qo'yadi. Musulmonlar yaxshi ko'ryapti. Mu'minlar yaxshi ko'ryapti bir odamni. Bilingki, shu odamning qalbida ixlos borligiga dalolat qiladi. Albatta, endi bu yerda mu'minlarning ommasi nazarda tutiladi. Masalan, bir toifa, bir guruh, bir partiya, bir jamoani vakili bo'lgan odam, u faqat o'zini guruhining odamini yaxshi ko'radi. Bunaqalar yaxshi ko'rmaydi hammani. Biz bularni nazarda tutmayapmiz. Umuman musulmonlarni aytyapmiz. Umumiy suratda musulmonlar yaxshi ko'ryaptimi bir odamni? Qalbida bir mehr bormi shunga nisbatan shu yaxshi ko'rilayotgan odamni qalbida ixlos borligiga dalolat qiladi. Ammo bu yerga aytayotganimizdek, mana nima deydi? Kamandan futbolkasini kiyib olgan bo'lsangiz, avtomatikki nariga nima qilasiz? Yomon ko'rishingizga sabab bo'lmasa ham yomon ko'raverasiz. Chunki u futbolka shuni taqozo qiladi.
kimni qalbi Alloh taologa nisbatan muhabbat bilan to'lsa, dunyo oxiratda saodatli bo'ladi. Bir do'stimiz aytadi, men salomatchilikka bir zarar bor narsani qattiq yaxshi ko'rardim. O'lgunimcha shuni tashlamasam kerak deb o'ylardim. Tushunarlimi? O'lguncha tashlamasam kerak deb o'ylardim. Ammo Allohni taniganimdan keyin Alloh taoloning bir yordami bilan osonlik bilan tashlab yubordim. Hozir shu narsani ko'rsam yoki shu narsani qilayotgan odamlarni ko'rsam yomon ko'raman dedi. Ya'ni javob chiqdi o'z-o'zidan. Nimaga shu sigaret tashlamayotganlar, nima uchun tashlamayotganlarga? Agar sizning qalbingizda Allohga bo'lgan muhabbat to'lgan bo'lsa, u uchun bu narsani tashlab yuborishdik. Allohning roziligi uchun bu sigaretni tashlab yuborishdik hech narsa bo'lmay qolardi. Ma'qulmi? Demek şu sigaret taşamayapsın mı? Özü bilasız taşaş gereğiyle. Geçe bir tane soru yaptı. Sigaret bilen de yaptı. Nas hakkında Kur'an'dan ya ki hadisten bu hüccetiz var mı? Doğdu. Minese diyamadın diye yaptı. O adamda hüccet keltirizden taşamaydı özü aslında. Mesela falas kılıyla. Öşü sigarette ya ki nasda özü halal diyerken adamda ayetelik. Mesela ilahim ilahında hemmeyler, aileler bile oturup nas çekiler, sigaret çekiler. Deyin de, siz nas dolu da dezge abarayın, kız izge çektirin, deseyiz gaşkiler hali gel bizden. Ama yiyekken şaşlıydı, yüge abarayın, somardaki aşizden bir tavadı, yüge abarayın, barışı kızını oturup somsa yiyin deseyiz, onun gerçek iken miydi? Yani akıl idaliyin. Sigarette haram ekenliği, nasda haram ekenliğine siz birader, hacat ona getirken de sigaret çekerkenliğiz, çekerkenliğinizde sıfatla yapsınız özü. Mesela hiç kim noyem miydi hocat konuda? Senge bu hüccet dalili gerek yok. O zaman aklın ayeti duruptu. Ama bu eğer tekenimizde kalbi daha Allah'a bugün muhabbeti yok bugünlük için ne makul uğradı o? Hüccet soru uğradı. Hüccet soru uğradı. Demek kalbler Allah'ta olanı kulu da siz bilen bizi kalbimizde imanlı, mahbub bugün Allah'ta olanı hamdü sanalar olsun. Ha, siz bilen bizi kılıyken ibadetlerimizden topayken huzurda düşünmeyenler dinden uzağa bakanlar. Bizge göre rahmi kelat, beçaralar deydi. Ruzu tutu yaptı deydi, ıslıklı günü de deydi. Beçaralar deydi, soğuda barıp deydi, namaz, taharat kılıp namaz oku yaptı deydi. Ha, bu gafırlar kayadan bilsin bizi topayken huzur halavatımızı. Lekin Allah da ola sizlerge imanını mahbub kıldı. Ve közüylerge buna sana çıralı kılıp kürsattı. Kengi ayet, 9. ayet. Estağfirullah. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاتَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ أي مؤمنlar agar mu'minlardan bo'lgan ikki toifa bir-birlari bilan urushib qolsalar darhol ularning o'rtasini o'nglab qo'yinglar. Endi agar ulardan birovi ikkinchisining ustiga tajovuz qilsa, bas to tajovuzkor toifa Allohning amriga qaytgunicha sizlar tajovuz qilgan toifa bilan urushinglar. Endi agar u toifa tajovuzkorlikdan qaytsa, sizlar darhol ularning o'rtasini adolat bilan o'nglab qo'yinglar. Mudom adolat qilinglar, zero Alloh adolat qiluvchilarni suyur. Ve in taifetani minel mu'minine iqtetalu. İki de mu'min taife birbirinden urussa. Hani? İki de mu'min taife birbirinden urussa Allah Teala ulardı mu'min diye taliyen. Birbirinden uruş etkenliğine özü ulardını milletten çıkarıp koymaydı, ulardı kafir koymaydı.